Bilkent Turizm'den mezun olmama çok yakınken, tamam, yok ben bu işi yapamayacağım deyip konservatuara girmek istedim. O, tamam, sırada da mimar, bir tek Mimar Sinan'ın yaş haddi, bir de Hacettepe'nin, Ankara'nın, evet, yaş haddi vardır. Aynen. 21'den sonra giremezsin. Girersen bir kanun var, seviye tespit sınavına sokarlar seni. Tamam. O seviye tespit sınavını geçersen ancak ikinci sınıftan başlarsın. Ben şimdi Kadıköy'de girdim. Yıldız Hanım dedi ki, Canikom seni çok isterim ama almam. Yaşın çok büyük. Yani ben sınıfı olmadı, işte yani 18-21'e kuruyorum. Ben tabii perişan oldum ya. Tabii. Ağla ağla artık ölüyorum böyle, gözler bu halde. Aslı Öngören'le karşılaştık. Aslı da dedi ki, ya Sinan, Mimar Sinan'ın sınavına gir. Seviye tespit diye bir şey var. Dedim ki ben normal kazanamıyorum. Abi ne seviyesi ne tespiti yani. Hani böyle delirmek üzereyim. Ya sen gir filan falan. Hatta hiç unutmam, giriş harcı çok. Benim o kadar param yok. Aslı borç verdi, o para tamamlandı filan. Ha öyleli. Tabii tabii. Tamam. Sonra seviye tespitle girdim ve kazandım. Bence şans. Çünkü hiç kazanacağımı düşünmüyorum. Şimdi normal iki sınava giriyorsun. Evet. Birinci sınavı ve ikinci sınavı kazanıyorsun. Ondan sonra 9 ayrı sınav var. Birinci sınıf dersleri. Bütünlemeye kalmışsın gibi hepsine giriyorsun teker teker. Olur da bir tanesi seni geçirmezse. Bitti. Bitti, hepsi gidiyor. Çok zordu ama çok çalıştım hakikaten yani. Peki o sistemin içine girip çıktıktan sonra oraya ait olmadığını fark etmen biraz acı değil ya mi? Ya şöyle, ödenekli tiyatro mümkün değil. Özel tiyatro yapmak istiyorum, kendi tiyatromu yapmak istiyorum. Bunun için de belli bir deneyim gerekiyor. Bir şeyler biliyor, öğreniyor olmam lazım. Dil yetmiyor filan. Ben dedi biraz sen, kolej mezunuyum, üstüne Bilkent okumuşum ama hiçbir şekilde bir oyunu İngilizce okumak ya da İngilizce oynamak mümkün değil. Anladım. Yani çalışmam lazım. Tamam. Tası tarağı toplayıp işte yine Mehmet Ergen kapısını çalıp, abi ben geliyorum. Ya herkes geliyorum diyor, Türkiye'de kimse gelmiyor falan. Yok ben gerçekten geliyorum. Ya abicim gelmiyor işte kimse, gelirsen buyur burada deyip ben gittim oraya. Vizemi, her şeyimi kendim aldım. Ve uzun bir süre ne gerekiyorsa yaptım. Daha oyunculuk yanında yapmıyordun ama değil mi? Sadece mezun olmuştun. Kesinlikle. Sadece mezun oldum. Dizide oynamıyordun, oyunda oynamamıştın. Hayır. Şey, bir tane rahmetli Yücel Uçanoğlu ile bir iş yapmıştım. O bir de seslendirme yapıyordum. Oradan kazandığım paralarla zaten işte aldın uçak bileti bilmem ne filan falan. Sonra da yavaş yavaş işte ne varsa orada yapmaya çalıştım. Bir sürü insanla tanıştım. Bir sürü oyun izledim. Dilimi geliştirdim. İngilizce oynayabilecek noktaya geldim. Auditionlara girmeye başladım. Ondan sonra Tomus Kirit'te oldu. Sen bir gel bakayım diye. Ay evet ya. İşte orada İyi başladı. İyi mi oldu, kötü mü oldu emin değilim sana. Her şeyin bir sebebi var şimdi. Evet. Geriye dönüp. Ama ben hep şey diye anlatıyorum. Ilamurlar altında başladı yani ondan sonra. Evet. Ondan sonra da işte Türkiye'deki bir sürü dizide birçok insanla beraber çalışıyor oldum. Londra'ya, bugün hatta Ece ile beraberdik Londra'da da. Bu son dizide de beraber oynadık Ece ile. Hep şeyi konuşuyoruz. Yani Londra'ya bugün geri dönmek imkanımız olsa yapar mıyız? Galiba yaparız ama burada yapacağımız şeyler ve burada gösterdiğimiz şeyler o zaman eksik kalır. Dolayısıyla pişman mısın dersen çok da değilim. Çünkü burada yapılacak çok iş vardı. Bir sürü şeyi de yani sürmanşet kötü bir şey miydi? Ya çok da işte güzeldi, sıralı bir sürü bir şey var sayabileceği. Tabii ki. Filmler, diziler vesaireler hepsinin güzel ve kaliteli işler olduğunu. Sadece bazen insan arada kalıyor hiç yani olmadı. Kendi potansiyelini gerçekten yaşayabildin mi? Bu duyguyu soruyor musun? Yani Londra'da kalsaydım başka bir Sinan potansiyeli çıkardı. Hani bu sliding doors meselesi. Bilemeyeceğiz hiç. Evet bilemeyeceğiz. Belki bunun üstüne ama bir kitap yazmazsın, üçleme. Üçleme olmasın ne olur artık. Yani bence tane artık üçleme yapma da bu konuda bir kitap bir tane olsun. Da bir tane olsun. Ben bu üçlemeye niye takılıyorum? Havalı bunu geliyor bence lazım sana. Olabilir. Sürmanşet öyle yazıyor. Üçleme oyun yazdım. Biz de oyuncular böyle ha iki oyun daha mı oynayacağız? Yaşasın yaşasın. Ya onları çıkardım üstelik, siz oynamadınız. Oynandı mı canımın içi o sahnede? Ben görmedim çünkü. Yok oynanmadı. Teşekkürler. Üçüncüsü? Okuma provası. Çok iyi. Okuma provasında kaldınız. Peki üçüncüsünü yazdın mı Sinan? Üçüncüyü yazmadım yok. Çok iyi. O üçleme tarihte öyle kaldı. Tabii. Bak bu da bir tarz olabilir. Bence sen kitabın da üçüncüsünü yazma. Ama bunun üçleme olduğunu da bir de niye söylüyorsam söyleme. Evet, İçinden niye, de mesela. Niye söylüyorsun? Yani bir insan çünkü şöyle hissediyor. Ha üçü de hazır. Belirli aralıklarla karşımıza çıkacak. Niye üçleme canımın içi? Öyle geliyor içimde. Allah üçletmesin demiş demek biri senin arkandan. İşte belki biri dedi ki üçletmesin hiç.
Demesem hiçbir problem yok. Evet. Deniz tutkusu nedir canımın içi? Ya, aslında vardı senin hep ama bu işte denli olduğunu düşünmemiştim. Yengeçlikten kaynaklanıyor galiba. Ya bir yerden sonra çok hani hep sörf yaptım bilmem ne, biliyorsun evet, o dönemlerini. Evet, evet, hep sörfü seviyordun. Evet. Sonra hani yelken meselesi bir yerden sonra hakikaten insan diyor ki ya ben bir yarımadada yaşıyorum. Evet. Dünya güzeli denizi olan bir İstanbul'da yaşıyorum ve bu aynen, denize sırtımı dönüyorum hep. Karadeniz'de fark ettim aslına bakarsan bunu. Karadeniz'de çalışırken 3 yıl boyunca evet, oradaki herkes sırtını dönmüş denize. Ya dünyanın en güzel denizlerinden, bir iç denizlerinden bir tanesidir Karadeniz. Hiç kimse bakmıyor yani. Çok az böyle yani %1, %2, %3'lük bir kısım. Evet. Orada buna takılmaya başlayınca orada yelken yapmaya başladım aslında. Sonra İstanbul Boğazı, sonra tabii ki bütün Ege vesaire, bir sürü de ortak dostumuz var yelkenci evet, olan. Onların da yardımıyla bayağıdır bütün ehliyetlerimi aldım, her şeylerimi evet, tamamladım. Geziyorum, bütün dünyanın her yerinde yelken yapıyorum. Öyle gerçekten evet, mi ya? Hiç de çekilmiyorum, korkmuyorum. Türklerde biraz bu var galiba. Aman aman şimdi biz buna... Nereden bileceğiz? Ay 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 filan. Halbuki git... Korkuyoruz değil mi? Şeyini, eğitimlerini tamamladıktan sonra git Norveç'e, iç denize. Ver ehliyetini, tut tekneni, öğren evet, abi, gez. Evet. Biraz paranı kazanınca git diyorum yurt dışına. Sırt çantanı al git. Evet. O kadar imkansız buluyor ki değil diyorum. İn havaalanında uçaktan, metroya bin, otobüse bin, şehri turla. İnan bana yani çok ucuz paraya bir şehir gezip bir ülke tanıma ihtimalin var ama çok ütopik geliyor onlara. Gidiş dönüş uçak biletinin ya da neyle gidiyorsan trenin vesaireyi biriktirdikten sonra evet, gerisi çok içeride kumar, harcadığın para aynı. Çünkü zaten memlekette yaşadın, her şey dolar, yaşadım. Ne kadar yaşamıştın? Bir buçuk yıl toplamda, yani iki yıla yakın diyelim. Hı hı. Gitmelerle gelmelerle yaşadım İngiltere'de. Mehmet Ergen ve tiyatrosunda. Bir kere bana şu anlamda iyi geldi. Ben tiyatrodan mezun olduktan sonra burada hiçbir şekilde tiyatro yapamayacağımı fark ettim. Neden? Çünkü yani ödenekli tiyatroların hiçbir tanesi benim anladığım sistemde değil. Ben biraz daha tiyatroyu özgür yapmayı seven, daha çok hani şu bunu burada oynayacaksın, bunu söyleyeceksin, bunu da söylemeyeceksin cümlesini içine sindiremeyen bir adam. Okulu nasıl bitirdin o zaman? Orası bitti da katı değil mi? Çok. Zeliha Hoca beni çok severek aldı. Sonra da Allah'ım ben bunu niye aldım oldu yani. Sevgili Zeliha Hanım'ı da buradan sevgiyle almış olalım. Canım hocam, çok şey öğrendim ondan. Sen ailenle çok kavga eden bir tip değilsin. Benim gibi cadı değilsin. Yok, tam tersi oradaki sakinlikten besleniyorum galiba. Evet ya, sen niye böyle sıkıcı bir adamsın ya? Değilimdir aslında sıkıcı. Ben kendimde var bir sürü çatışmam ama dışarıya karşı galiba çok ay, tipik göstermiyorum yengeç onu. Evet. Oğlum da yengeç oldu. Mis işte. Bittim. En çok sana bağlıdır ama. Anneye çok bağlı. Evet, sen de annene çok hmm, bağlısın. Evet. Bir de biz annemle tam, ben yengeci akrebim, annem de akrebe yengeç. Oy. Tam böyle birbirimizle tam anne oğuluzdur yani. Evet, yenge. Telefon çalmadan annem arıyor'yu bilirim ben mesela. Of be. Yani o da karşılıklı öyledir. Yengeç erkeklerinde biraz var galiba o. Evet. Bir yandan da şöyle bir şey, ısırdık mı asla bırakmayız yani. Evet, uyuzsun. Ama... Kavgada uyuzsun ama az kavga ediyorsun. Ama işte o tehlikeli zaten. Ben mesela annemle hırlaşır dururum yani. Şimdi son 5 senedir hırlaşmıyoruz. Allah seni inandırsın. Çok güzel bir tatlı bir yere geldik yani. Evet. Ama 5 sene öncesine kadar oy yani mesela. Sen ama annenle hiç kavga etmedin değil mi? Ettiğimi göstermem. Aslında ederim ha, de göstermem. Mesele orada galiba i̇çine biraz. İçine içine. İçime içime evet. Bir de küsme huyum çok var ya da yoktur. Var var. Ama işte arkamı dönünce de ya tipik yengeç işte ya. O hayvanın özelliği neyse onu biz galiba biraz yaşıyoruz maalesef. Hele bir de... Bir de hayatın içerisinde aslında öğreniyorsan belirli evet, bir noktadan sonra neleri bırakıp neleri tutman gerektiğini biraz şeyde de öyle, yelkende de öyledir mesela, bize söyleriz. Düşersen bir yerden tutunmamak lazım teknenin üstündeyken. Bırakacaksın kendini. Öyle mi? Tutunursan daha çok zarar görürsün çünkü. Kafanı başın hayatta da, çarpmayacağını bir yerlere? Ya mümkün olduğu kadar vücudunu koruyacaksın tabii ama bir yeri tutunayım da ben bunu denize düşüyorsun diyelim. Ay ben şurayı tutayım demeyeceksin. Bırakacaksın kendini denize gerçekten. Aa bu çok acayipmiş. Bu da aslında hayatta da biraz öyle. Yani kavga edip bir şeylerde ısrar edip tutunmanın, ısrar etmenin faydasını hiç görmedim ben. Tam tersi azıcık akışa bırakmak lazım galiba. O da kimden? Annemden sağladı mi babamdan mı? Annemden, babamdan, bütün aileden. En büyük şansım onlar zaten. Onlar olmasa
Sonra günün sonunda dönüp dolaşıp yine onlara sığınıyoruz ya. Çok tatlısın annenle babanla. Çocukluktan beri böyleydi, değil mi? Hep öyleydi. Evet. Antep'te doğdum. Antep'te doğdum. Ondan sonra belirli bir yaştan sonra babamın işleri sebebiyle İstanbul'a geldim. Tamam. Büyük ve sevgi dolu bir ailenin içerisindeydi. Anneanneler, babaanneler, dedeler, Antep hep oldu. Her yaz bir yerlerden bir yerlere mutlaka gidildi. Hmm. Hep bir seferi durum ve bir gezme durumu vardı. Kalabalık bir ailede, kalabalık torunlar, torbalar, uzun masalar, yemekler, sohbetler hep öyle büyüdü. Oh. Onun içerisinde de işte hep oğlum okuyun, oğlum yazın. Hepimizin günlüğü var, herkes günlük tutar. O dededen adettir. Deden mi yazıyordu? Dedem evet hep günlüğünü hala durur dedemin günlükleri. Gerçekten. Tabii her şey yazılıdır onda. Of O günden bugüne işte bizim aileden Kaya Genç iki tane yazar çıktı. Bir tanesi Kaya, bir tanesi ben de elimden geldiğince yazmaya çalışıyorum. İşte yine oyunculuk da biraz oradan. Çünkü küçükken hani bizde vardır ya bizi dinleme. Karışma büyüklerin işine. Ay evet biz öyle büyüdük ya. İşte ben de tam tersiydi mesela. Ben ne kadar karışsam onların çok hoşlarına giderdi. Bir de ilk torundum ben. Evet sen biraz şımartılarak büyüdün onu hatırlıyorum. Evet. Böyle bir el üstü. Evet, ama evet. Öyle şımarık da bir adam değilsin yani. Göstermem tabii de. Sevgi sen bilirsin arsızlı. Yine vardır. Ama sevgi arsızısın. Vardır İlla sevilecek, illa dikkat onun üstünde toplanacak sıkıyorsa tabii. Toplanmasın. Allah tabii, o gün bittin. Merkezde niye ben bakmadın? Olmazsa? Niye yeterince sarılmadın? Niye gelip sormadın? Tabii. Niye ona gittin benim yanıma gelmedin? Hakkım Allah hakkım Allah Allah. Ay ne demek haklı? Her dakika seni aynı mı seveceğim sevmeyeyim? Ben her iki artık 40'ından sonra bir eser ekleyeyim ki kimseye eşit sevmiyorum her gün. Öyleymiş ben Allah'tan 40'ından sonra görüşmedim seninle.